Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Gazi Meclisimizi ve hepinizi bir kez daha saygıyla selamlıyorum. 2023 bütçesinin gerekçesi, dayanakları ve hedeflerini Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başlayan bütçe görüşmelerinden bugüne gerçekleştirdiğim konuşmalarda ele almıştım. Yine aynı şekilde Sayın Bakanlarımız gerçekleştirdikleri sunumlarda ve soru cevap oturumlarında her alanda detaylı ve kapsamlı bilgileri yine Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Gazi Meclisimizle paylaşmışlardı. Şahsıma ayrılan sürede yine gün boyu genel kurulda yapılan konuşmalarda dile getirilen soru ve eleştiriler üzerine görüşlerimi ifade edeceğim. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bir gün Temel çift görüyormuş. Dursun da cevaben soruna çözüm bulacak ya, tek gözünü kapatsana demiş. Sayın Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye ne yazık ki iki gözünü birden kapatmış halde bakıyor. Dolayısıyla nereye baksa karanlık. Hiçbir olumlu işi, yapılan devasa yatırımları, üretimi, kalkınmayı görmezden geliyor. Hangi doğruyu gösterseniz kafasını diğer tarafa çeviriyor. Diğer tarafa çevirmeyi tercih ediyor. Şimdi böyle bir zihniyete hangi doğruyu nasıl anlatacaksınız? İsterseniz şöyle başlayayım. FETÖ'nün sözcülüğüne soyunanların bu meclise Gazi Meclis demelerini beklemek hayaldir. Ey yüce milletimiz, şahit olun. Senin temsilcilerinin içerisinde bulunduğu, üzerine bombalar yağmış bir meclise gaziliği yakıştıramayan bir genel başkanın size vaat ettiği ancak siyaset üstü dostları tarafından, kendi deyimiyle siyaset üstü dostları tarafından mandacılıkla yönetilen bir ülke olabilir. İnanıyorum ki buna cevabı yüce milletimiz verecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleşen bütçe görüşmelerinin yönetimde saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde katılımcı şekilde geçmesini önemsiyoruz. Plan ve Bütçe Komisyonu aşamasından itibaren bizlere yöneltilen soruları, eleştirileri titizlikle yanıtlamaya, cevaplamaya özen gösteriyoruz. Gerçekleşen tartışmalara itidalle yaklaşıyor. Burada hesap verdiğimiz asıl merciğin aziz milletimiz olduğunu asla unutmuyoruz. Ancak karşılaştığımız manzara, nice emeklerle hazırlanan bütçe taslağımızın ve bütçe dokümanlarının kapağını dahi açmadan bu yüce mekana muhalefet tarafından sığ tartışmaların taşınıyor olmasıdır. Çünkü daha derinlikli bir tartışmaya getirme şansları yok. Öyle bir derinlik yok çünkü. İçi boş, dayanağı olmayan hezeyanlar tekrar tekrar her yıl burada dile getiriliyor. Biz de tekrar tekrar cevap veriyoruz. Elimizde ispatla, rakamla, en güncel veriyle konuşuyoruz. Biz Cumhur İttifakı olarak tomurcuk derdinde köklü bir çınar gibi ülkemizi her alanda tomurcuklandırmanın, umutları yeşertmenin meyveleri 85 milyon hep birlikte toplamanın derdindeyiz. Dolayısıyla biz eserlerimizle konuşuyoruz, projelerimizle konuşuyoruz, yatırımlarımızla konuşuyoruz.
veda dediniz ya, şarkı sözleriyle, şarkı sözleriyle vedadan bahsettiniz. Her zaman olduğu gibi bu bir veda değil, bir fatihadır diyoruz. Elveda değil, elveda değil. Kim bu cennet vatanının uğruna olmaz ki feda diyoruz. Size millet, size millet o vedayı söyleyecek. Size elveda diyecek. Veda makamında olan sizlersiniz. 20 yıldır teveccühünü bizlerden esirgemeyen milletimizle aynı bedende can gibiyiz. Cana can veren kan gibiyiz. Yanıp da bitmeyen köz gibiyiz. Biz ayrılamayız. Biz ayrılamayız milletimizle. Ama merak etmeyin. Bizim de sizler için, muhalefet için bir şarkımız olacak. Rahmetli Kayahan'dan. Rahmetli Kayahan'dan. Size yine hüsran, size yine hasret var. Size yine esmer günler düştü. Eyvah! Diyor rahmetli. Milletin sinesinden çıkmış bir hareket olarak her bir vatandaşımızın beklenti ve talepleri yönünde milletimizle aynı dili konuşuyoruz. Bir sorun, bir aksaklık varsa çözümü dışarıda değil, yine kendi içimizde ve milli reçetelerde arıyoruz. Hükümetlerimizin geçmiş 20 bütçesi gibi titizlikle hazırlanan 67 ayrı programın her birine gece gündüz çalışılmış bütçe teklifimizi böyle mesnetsiz çarpıtmalarla karalamak ancak ve ancak yurt dışından yine iftira ithal edenlerin ajandasına yakışır. Malum danışmanlarınızın aklıyla Kandil'den aldığınız emirlerle, Pensilvanya'dan kulağınıza üflenenlerle, o siyaset üstü dediğiniz karanlık dostlarınızla hareket edip söylem geliştirdiğiniz sürece bu millet size itibar etmez, yetki vermez. Yetkiyi bize, yetkiyi Cumhur İttifakı'na, muhalefeti de ömür boyu size verecektir. Milletimiz için hayata geçirdiğimiz sayısız mega projenin, yurt içinde ve yurt dışında verdiğimiz çetin mücadelenin üzerine kimin sahte gündemleriyle örtmeye çalışıyorsunuz? Eserleriyle konuşamayanların sermayesi ancak altı boş kara para iddiaları, hayali uyuşturucu trafiği gibi yalanlar olabilir. Ne yazık ki melankolik, geriye gitmeye sevdalı bir muhalefet anlayışıyla karşı karşıyayız. Biz dijital dönüşüm, uzay egemenliği, siber vatan konuşuyoruz. Siz hala geçmişteki istikrarsız dönemlerin özlemini taşıyorsunuz. Cumhurbaşkanı adayı diye bir vesayetçi aradığınızı da biliyoruz. Güçlendirilmiş değil, küflendirilmiş sistem önerilerinizle bu millete geri adım attıramayacaksınız. Türkiye'yi yönetme iddiasında olan bir partinin, bir siyasi partinin veya koalisyonunun daha vizyoner olmasını beklemek hakkımız diye düşünüyorum. Ama nerede? Biz Cumhur İttifakı deriz, arkasına tutup eş anlamlısı Millet İttifakı kavramına sığınırsınız. Biz adını Türkiye Yüzyılı koyduğumuz vizyon programımızı açıklarız, arkasına ikinci yüzyıl diye bir toplama taslak piyasaya sürersiniz. Biliyorsunuz Sayın Kılıçdaroğlu kendisine de Bay Kemal demeye başladı. Yani eleştiriyor gibi gözükürken Sayın Cumhurbaşkanımıza
ve Cumhur İttifakı'na olan bu gizli hayranlığınız halis mi? Eskiden Erdoğan böyle değildi diyerek de eskiden daha çok hayran olduğunu da bugün itiraf etti Sayın Kılıçdaroğlu. Böyle oldu. Bugün bunu itiraf etti. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, geçen yıl yine burada bu bütçede 3600 ek gösterge yok, istihdam yok, işçi yok diyordunuz. Bunları dediniz. 3600 ek gösterge düzenlemesiyle 6 milyona yakın insanımızın çalışma ve emeklilik hayatını kolaylaştıracak kapsamlı bir iyileştirme yaptık. Yaptık mı? Yaptık mı? Yaptık mı? Ya verin hakkımızı, yaptık deyin. Ya yaptık deyin. Ya rahat olun, yaptık deyin. Yaptınız deyin ya, rahat olun. Evet, kapsamlı iyileşmeyi yaptık. 2022 yılında yaptığımız iki artışla asgari ücreti net 5500 liraya çıkarttık. Böylece 2021 yılına göre kümülatif artış oranı %94,64 oldu. İstihdamda işsizlik kademeli olarak azalışını sürdürdü ve toplam istihdam Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 1,3 milyon kişi arttı. Haftalık toplam çalışılan saat geriledi dediniz. Biraz önce başkan vekilimiz de açıkladı. Türkiye'de 2018 yılı ikinci çeyreğinde haftalık toplam çalışma saati 1 milyon 263 bin iken 2022 yılı ikinci çeyreğinde 1 milyon 286 bine çıkmıştır. İstihdam sayısı da 28,7 milyondan 30,7 milyona yükselmiştir. 2018 yılı üçüncü çeyreğinde haftalık toplam çalışma saati 1 milyon 232 bin iken 2022 yılı üçüncü çeyreğinde de 1 milyon 254 bine çıkmıştır. İstihdam sayısı da 28,8 milyondan 30,8 milyona yükselmiştir. Dolayısıyla hangi çeyrekle karşılaştırırsanız karşılaştırın, İddia edildiği gibi toplam çalışılan saatte düşüş değil, artış meydana gelmiştir. Benzer şekilde de istihdam sayısında da artış yaşanmıştır. Biz burada yapılan çarpıtılmış kıyaslamalardan anlıyoruz ki rakamlar yalan söylemez, ama lütfen rakamlara da yalan söyletmeyin. Yine geçen yılı hatırlayın. Ne oldu bu tok? Fabrikanın içi boş, hatta yıl boyunca da devam ettiniz. Bunu dediniz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Türkiye'nin otomobili TOG'u banttan indirdik ve seri üretime de başlandı. Sabah da bunu ifade ettim. Bir otomobilinin çok ötesindeki özellikleriyle de bir akıllı cihaz olduğunda ifade ettik TOG'un. Yine TOG pek çok sektöründe sürükleyicisi olarak ülkemize önemli katkıları olacak bir gelişmedir. Bir başka alan, gene geçen yıl hatırlayın ve yıl boyunca da buna devam ettiniz. Ya niye sizin söylediklerinizi size söylüyorum? Ağrınıza mı gidiyor? Ben anlamıyorum ya. Ayna tutuyorum sadece. Başka bir şey yaptığım yok. Karadeniz'deki gaz keşfine de inanmayanlar, bulduysanız hani nerede diyenler vardı. Sizdiniz bunlar. Sizdiniz bu. Şu anda dünyanın en derin ve en uzun deniz tabanı iletim sistemini inşa ediyoruz. Ve önümüzdeki aylarda yerli gazı milletimizde buluşturacağız. Sizinle de buluşturacağız. İstemeseniz de sizinle de buluşturacağız bu gazı. Sizin mutfaklarınıza kadar da gelecek. Doğalgazın keşfinden üretimine kadar 2,5 yıla yakın bir sürede tüm işlemler tamamlanmış olacak.
arkadaşlar. Bunu dünyada bu kadar kısa sürede yapabilen başka bir ülke daha yok. Bununla gurur duyun ya. Bununla sevinin. Bütün milletimiz seviniyor. Milletin sevindiğiyle siz de sevinin. Milletin gurur duyduğuyla siz de gurur duyun. Milletin arkadaşlar, üzüldüğüyle üzülün. Arkadaşlar, milletin sevincinden niye üzülüyorsunuz? Milletimiz seyrediyor. Biraz ilkokul sıralarından farklı olsun lütfen meclis. Muzluk, milletimiz seyrediyor. Öyle bir şey oldu, var mı öyle bir usul? Tempo tutuyorsunuz, şarkı söyler gibi. Olacak iş değil ya. Maşallah, maşallah. Musluk açılışlarıyla uğraşanların, biz anlıyoruz, musluk açılışlarıyla uğraşanların bizim yaptığımız bu işlerin büyüklüğünü ve stratejik önemini anlamalarında beklemiyoruz zaten. Bu da normal. Bunların üstesinden gelmek, yapılmış, bitmiş, çoktan milletin hizmetine sunulmuş yatırımları vaat olarak sunmaya da benzemez. Yani bizim yaptığımız işlere sanki yeni yapılıyormuş, yapılacakmış gibi vaatler. Salgının tetiklediği küresel belirsizlikler, Rusya-Ukrayna savaşıyla derinleşirken ekonomimize yansıyan olumsuzlukları asla görmezlikten gelmiyoruz. Aksaklıkların üstesinden gelecek enstrümanları da teşviklerden sosyal yardımlara, yerli milli üretim politikalarından makro ihtiyati tedbirlere kadar bütçemizde hesap etmiş durumdayız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemizi daha güçlü, milletimizi daha müreffeh hale getirme inancımızı, irademizi, hazırlığımızı, birikimimizi, imkanımızı ve kararlılığımızı bütçeye yansıttık. Süregelen başarıları taçlandıran bir hamle olarak milletimizin iradesiyle desteklediği Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmiş, iş yapma süreçlerinin hızlandığı, sonuç almanın kolaylaştığı yeni bir dönemin kapıları aralanmıştır. Bürokrasi değil, hizmet üreten bir devlet yapısı anlayışıyla geliştirdiğimiz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ülkemizin en önemli kamu yönetimi reformudur. İstikrarı ve toplumsal refahı artırma hedeflerimize büyük katkılar yaptığını tecrübe ediyoruz. Parlamenter sistem döneminde sadece laftan ibaret olan kuvvetler ayrılığı Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle gerçek anlamda hayata geçmiştir. Yasama, yürütme, yargı olarak. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kazandırdığı hız, esneklik ve etkin eşgüdüm sayesinde Türkiye'yi yüzlerce büyük projeyle donatmanın yanı sıra ülkemiz küresel bir güç olma yolunda önemli bir mesafe kat etmiştir. Özellikle salgına ve doğal afetlere karşı en hızlı şekilde hayata geçirdiğimiz önlemler, dış politikada ve bölgesel krizlerde süratle aldığımız aksiyonlar, her alanda yerleşme ve millileşme ile yönelik cesaretle atılan adımlar, yeni sistem sayesinde kaydedilen ilerlemenin somut neticeleridir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, dedik ya iki gözünüz kapalı, nereye baksanız karanlık görüyorsunuz. Normal. Niye Sayın Genel Başkan'ın karanlık gördüğü anlaşıldı. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, gün boyu ekonomik göstergeler üzerinde yoğunlaşan yorumlar yapıldı. Türkiye yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla hedefli büyüme stratejisinden taviz vermeden yolunda ilerlemektedir. Ekonomi politikalarında rotamız makroekonomik ve finansal istikrarla fiyat istikrarını eş zamanlı olarak sağlamak. Yüksek katma değerli üretimi teşvik etmek. Reel sektörün finansmana kesintisiz ve sorunsuz erişimini sağlamak. Tedarik zincirlerindeki değişimi fırsata çevirmek ve cari işlemler açığını kalıcı olarak çözecek adımlar atmaktır. Bu doğrultuda Türkiye ekonomisi 2022 yılının ilk yarısında %7,6 büyürken 2022 yılının üçüncü çeyreğinde %3,9 büyümüştür.
2022 yılının 3. çeyreğinde üretim tarafında hizmetler katma değeri %7,9, sanayi katma değeri %0,3 ve tarım katma değeri %1,1 artış kaydetmiştir. Yine sabah da izah ettim. Makine ve teçhizat yatırımları 12 çeyrek kesintisiz artış kaydederek 2022 yılının 3. çeyreğinde %14,3 büyümüştür. 2022 yılının 4. çeyreğine ilişkin öncü göstergeler orta vadeli program hedeflerine uygun şekilde yine büyümemizin devam ettiğine işaret etmektedir. Otomobil satışları Ekim-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı ayına göre %28,1 artmıştır. Beyaz eşya satışları 2022 yılı Ekim ayında yıllık %9,1 artış kaydetmiştir. Reel kesim güven endeksi 2022 yılı Kasım ayı itibariyle eşik değerin üzerinde kalmaya devam ederek 101,3 seviyesinde gerçekleşmiştir. 2022 yılı reel gayri safi yurt içi hasılası büyümesinin OVP tahminlerine göre %5 seviyesinde gerçekleşeceği ve yine 23-25 dönemi için ortalama %5,3 olacağı öngörülmektedir. Bu süreçte net ihracatın büyümeye pozitif katkısının sürmesini bekliyoruz. 2022 yılı Ocak-Kasım döneminde ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,9 artış göstererek 231,2 milyar dolara yükselmiştir. Yıl sonu itibariyle 250 milyar doların üzerinde gerçekleşeceğini de öngörüyoruz. Aynı dönemde ithalatımız ise %36,6 artış göstererek 331,1 milyar dolara olarak gerçekleşmiştir. Enerji fiyatları ortada. Emtia fiyatları ortada. Temel ihracat pazarımız olan Avrupa ülkeleri durgunluk sinyalleri vermekte. Küresel ekonomilerde gelişen tüm olumsuz gelişmelere rağmen ihracatımızdaki artış trendi devam etmektedir. İhracatın yanında iç piyasaya yönelik üretimin de arttığı dikkate alındığında enerjiye ilaveten ham madde, ara malı ve yatırım malları ithalatının da bu doğrultuda artış gösterdiği görülüyor. Enerji ithalatımız geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında 2022 Ocak-Kasım döneminde %103 artarak 88,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Enerjide ithalat artışı toplam ithalat artışının %51'ine tekabül etmektedir. 2022 Ocak-Kasım döneminde toplam 331,1 milyar dolar olan ithalatımızın %80,9'u ham madde ve ara malları, %10,9'u yatırım malları ve %8,2'si sadece tüketim mallarından oluşmaktadır. 88,7 milyar dolarlık toplam ithalat artışının 84,5 milyar doları ham madde, ara malı ve yatırım mallarındaki ithalat artışını içermekte. Diğer bir ifadeyle ithalatımızın %91,8'i aslında yine üretim amaçlı yapılan ithalattan oluşuyor. Yüksek ve orta yüksek teknolojili ürün ihracatımız salgın, küresel çatışmalar ve ham madde fiyatlarında artış yaşanan dönemler de dahil miktar olarak önemli tutarda artmıştır. Orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünler ihracatımız 2021 yılında 2020 yılına göre %23,3 oranında artarak 77,5 milyar dolara ulaşmıştır. 2022 yılı ihracatımızın ilk 11 ayında bu rakam aşılarak 80 milyar dolara yükselmiştir. Yıl sonu itibariyle 85 milyar doları aşacağı öngörülmektedir. Cari fazla hedefiyle ihracatımızı artırmak için kilit öneme sahip devlet desteklerini özellikle hizmet ihracatında
etkin bir şekilde kullanıyoruz. Bilişim, eğitim, fuarcılık, gayrimenkul, kültürel ve yaratıcı endüstriler, lojistik ve taşımacılık, sağlık ve spor turizmi, yeşil hizmetler ve yönetim danışmanlığı sektörlerine özel destek programları uyguluyoruz. 2022 yılı Ocak-Eylül döneminde de hizmet ihracatımız 2021 yılı rakamını aşarak 66,4 milyar dolara ulaştı. Ben söyledim de sen başka bir yerdeydin zannediyorum. Ben söyledim. Hizmet ihracatı alanında sadece dizi film sektörüne dahi baktığımızda bugün 160'ı aşkın ülkeye yapımlarımızı ihraç eder konumdayız. Bununla birlikte yine sağlık turizminde öncelikle tercih edilen ülkeler arasındayız. 2022 yılının ilk 11 ayında tıbbi sebeplerle ülkemizi ziyaret edenlerin sayısı 1 milyona yaklaşmıştır ve 2021 yılında elde ettiğimiz geliri de şimdiden geçmiş durumdayız. Seyahat hizmet ihracatından elde ettiğimiz gelirin 31,3 milyar dolara ulaştığını görüyoruz. Yine aynı dönemde lojistik ve taşımacılık sektöründen 26,8 milyar dolar gelir sağladık. Salgından en çok etkilenen bu sektörlerin ne kadar hızlı toparlandığını da özellikle dikkatinizi çekmek isterim. Büyük resme baktığımızda bugün sanayinin milli gelir içindeki payı artmaya başlamış, turizm sektörünün dünyadan aldığı pay yükselmiş, enerji dışı cari işlemler dengesinde önemli bir iyileşme kaydedilmiş, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatta önemli kazanımlar elde edilmiştir. Ülkemizi salgın ve savaşta sarsılan dünyanın yeni üretim ve tedarik merkezine haline getirecek altyapıyı kurduk, geliştirdik, şimdi de büyütüyoruz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bir yandan istikrardan, refahtan söz edip bir yandan bütçe savaşa gidiyor diye anlamsız serzenişlerde de bulunuldu. Daha önce Suriye'de ne işimiz var diye soranlara da yine aynı netlikte cevap vermiştik. Bölgemizde barış, refah, istikrar, ülkemizde demokrasi ve özgürlükler, sapasağlam, her türlü tehdide karşı dimdik duran bir Türkiye Cumhuriyeti ile mümkündür. Terör ve düzensiz göçün önlenmesi maksadıyla kahraman ordumuz hudutlarımızın güvenliğini sağlamakta, yurt içi ve sınır ötesinde başta FETÖ, PKK, YPG ve DAEŞ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla aralıksız mücadele etmektedir. Kıbrıs dahil denizlerimizdeki hak ve menfaatlerimizle semalarımızı azim ve kararlılıkla korumaktayız. Yerli ve milli bir muhalefet anlayışına sahip olsaydınız zaten bunları takdir ederdiniz. Ancak küresel vesayet odaklarına bel bağladığınız, onların türküsünü söylediğiniz ortada. Geçmişte 15 Temmuz FETÖ hain darbe girişimini masum göstermeye çalıştınız, yetmedi. 50 kanlı YPG'li teröristleri topraklarını savunan insanlar diye nitelendirdiniz, yetmedi. O arada toplanıp koltuk kapmaca oynadığınız altılı masanın altına başka tabureler getirip koydunuz, yetmedi. Artık gizli ortaklarınızı da açık ederek milli güvenlikten açıkça ödün vermemizi bekliyorsunuz. Daha çok beklersiniz. İçeride ve dışarıdaki akıl hocalarınız, tüm şurekanız da daha çok bekler. O düşmez dediğiniz, güvendiğiniz dağlara kar yağması çok yakındır. Terörle Kürt düşmanlığını özdeşleştirmek Kürt kardeşlerimize en büyük ihanettir, en büyük düşmanlıktır. Hain terör, terörü Kürt kardeşlerimizin ve milletimizin başına bela edenlerin de belası olacaktır. Belediyelerden bahsettiniz.
kayyumların, kamu kaynaklarının, milletimizin vergilerinin PKK'ya, YPG'ye daha gönderilmesini engellemesi ağrınıza gitti herhalde. Kayyumlarla milletin kaynakları milletimize, o şehrin sakinlerine gitmektedir. Zorunuza gitse de gitmese de. Tüm illerimizle, belediyelerimizle yerelden kalkınmaya devam edeceğiz. Terörün her türlüsüne karşı mücadelelerimizi sınırlarımız içinde ve dışında sürdüreceğimizin altını burada tekrar çizmek istiyorum. Hatay'dan Hakkari'ye kadar güney sınırlarımızın tamamında terörün, teröristin izini bırakmayacağız. Yurt içinde ve yurt dışında terörle mücadelemiz FETÖ, PKK, PYD, YPG ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı aralıksız devam edecektir. Hem de her şekilde. Bu kararlı iradeyi taşımamızda sizin savaş bütçesi dediğiniz imkanlarla yeşeren yerli milli savunma sanayimizin çok büyük katkısı vardır. Savunma sanayi alanında ulaştığımız seviye sayesinde hiç kimsenin icazetini almadan, hiç kimsenin icazetini aramadan müdahil olduğumuz süreçleri milletimizin menfaatleri yönünde yönetme kabiliyetine sahibiz elhamdülillah. Biz bu toprakların gücüne, irfanına, beşeri sermayemize, milletimizin ferasetine inanıyoruz. Konu ne olursa olsun çözümü içeride, yerli, milli imkanlarda arıyoruz. Bu yüzden milletimiz 21. kez bütçe yapma sorumluluğunu, ülkenin kaderini tayin etme sorumluluğunu Cumhurbaşkanımız liderliğinde bizlere bırakmıştır. Biz icazeti yabancı iktisatçılardan, diğer ülke büyükelçilerinden değil, milletimizden alırız, milletimizden. 85 milyonun hakkını, hukukunu gözeterek evlatlarımızı 780 bin kilometre karenin hiçbir karışında terör tehdidinin bulunmadığı bir Türkiye'de yaşatmakta kararlıyız. Bu doğrultuda da çok ciddi aşama sağladık. Rabbim sınırlarımızın içinde ve dışında kahramanca görev yapan şanlı ordumuzun, güvenlik güçlerimizin yardımcısı olsun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, kadın politikalarına dönük eleştiriler dile getirildi. Öncelikle kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 88. yıl dönümünü bir kez daha kutluyorum. Dünyanın pek çok ülkesinden önce bu hakkı elde eden kadınlarımızın hayatın her alanında hak ettikleri yeri alması için kadınlarımızla birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gerçekleştirdiğim konuşmalarda da belirtmiştim. Biz kadının güçlendirilmesi konusunu muhalefetin aksine bir polemik malzemesi olarak değil, kadınlarımızı başımızın tacı olarak görerek ele alıyoruz. Bizim kültürümüzde medeniyetler inşa eden cefakar ve bakur kadınlar vardır. Ailede, toplumda, hayatın her alanında üstün kıymet görerek nesilleri yetiştiren Hayme analar, Zübeyde hanımlar vardır. Toplumumuzun geleceği için medeniyet kodlarımızda var olan kadına verilen değeri ihya ederek günümüze taşıma kararlılığıyla çalışıyoruz. Hali hazırda birçok farklı meslekte kadın çalışan oranının yüksek olması uyguladığımız politikaların en somut göstergesidir. Sektör sektör buyurun verilerle bakalım. Öğretmenlerin %57'si, 23.268 hakimin %52'si kadındır. Kamu ve vakıf üniversitelerinde kadın öğretim görevlisi oranı %51'dir. Toplam kamu çalışanlarının %42'si kadındır. Kadına karşı şiddette sıfır tolerans ilkesi çerçevesinde şiddetle mücadelemizi de kararlılıkla sürdürüyoruz. Önleme, koruma,
kovuşturma ve bütünleyici politikalar ana eksenlerinde tüm bakanlık, kurum ve kuruluşlarımızla bu konuya eğiliyoruz. Yasal düzenlemelerimizle kadına yönelik şiddet fiili içeren suçlardan mağdur olan bireylere sağlanan adli yardımın kapsamını da genişlettik. Altını çizerek ifade etmek isterim ki insanlığa ihanet olan kadına şiddet, ayrımcılık ve istismar bizim kültürümüzle ve inancımızla kesinlikle bağdaşmamaktadır. Kadınlarımızı güçlendirme konusunda samimiyseniz buyurun Diyarbakır annelerinin gözyaşlarını birlikte silelim. Kadın hakları konusunda gerçekten dertleniyorsanız daha kaçırılan kız çocuklarının temel haklarını gelin bizimle birlikte savunun. Türkiye'nin kadınlarını savunmak, Türkiye'nin kadınlarını savunmak sığ sloganlara tutunmuş kadınlarımızı ayrıştıranlara kalmaz. Kadınlarımızı güçlendirmek için nasıl mücadele ediyorsak kadınları böyle yüzeysel siyasetin malzemesi yapanlarla da mücadele ediyoruz. Bütçemizde kadının güçlenmesi programına ayırdığımız kaynağı bir önceki yıla göre %53,2 artırarak 2 milyarın üzerine çıkarıyoruz. İşçi, öğretmen, doktor, genç, yaşlı, inanç ve etnisite ayrımı yapmadan Türkiye'nin tüm kıymetli kadınlarını ve kadın haklarını güçlendirmeye devam edeceğiz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sayın Kılıçdaroğlu varlık barışı uygulamalarıyla, uyuşturucu kaçakçılarıyla, baronlarıyla işbirliği yapıldığını, ülkemizin kara para cennetine çevrildiği ithamında bulundu. Ama adet edindi, söyleyip ayrılma olayını. Kalsaydı cevabını dinlerdi konuştuklarının. El insaf be, Allah'tan korkun. Kendi ülkesini uyuşturucu ve kara para aklamayla itham eden bir siyasi parti genel başkanına cevap vermek bile zulüm. Ve de gelecekte bu ülkenin cumhurbaşkanına aday olmaya çalışan bir zat. Allah'tan korkun be. Kendisi uyuşturucu tehdidine seçim yaklaşınca ve biraz da siyaset sıkıntısı çekince vakıf olduğu için herhalde bu acemiliğini de maruz görmek gerek. Ne yazık ki bir süredir devlete attığı iftiraya, devletin polisine, jandarmasına, sahil güvenlik personeline, askerine, denizde, karada, havada bu mücadelede emek veren herkese fütursuzca atılan iftiralar dedikodulara dayanmaktadır. Başka da bir şey değil. Bize Bağcıları, Esenyurt'u adres gösteriyor. Biz uyuşturucu mücadelesinde kararlılığımızı 2017'de ifade ettiğimiz zaman bize bir desteği de olmamıştı. Herhalde o zamanlar başka semtlerde geziniyorlardı. Yine uyuşturucuyla mücadele ve terörizmin, bunu milletime sesleniyorum. Ey milletim, yine uyuşturucuyla mücadele ve terörizmin finansmanının önlenmesi konusunda Gazi Meclisimizce 27.11.2020 tarihi ve 7262 sayılı yasa kapsamında çıkartılan kanuna Cumhuriyet Halk Partisi 78 milletvekiliyle beraber neden ret oyu verdiğini açıklamalıdır. Bunu açıklamak zorundasınız bu millete. Bu kanunun 15. maddesinde özellikle uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretine yönelik ciddi yaptırımlar ve hukuki düzenlemeler bulunmakta. Bu konuda maalesef ikircikli davrandıklarını görüyoruz. Birçok konuda olduğu gibi. Varlık barışı düzenlemeleri, kara paranın aklanmasının önlenmesine yönelik mali eylem görev gücü, FATF kısa adıyla tarafından takip edilmekte ve 4 temel ilke kapsamında sıkı bir biçimde değerlendirilmektedir.
Bu bağlamda 9 Eylül 2022'de FATF ile yapılan görüşmelerde ülkemizdeki varlık barışı uygulaması hakkında bir soru yöneltilmiştir. Buna yönelik olarak varlık barışı uygulamasının mali görev, mali eylem görev gücü tarafından belirlenen 4 temel ilkeye uygun olduğu hususu açıkça ifade edilmiş ve söz konusu rapor mali eylem görev gücü genel kurulunca da kabul edilmiştir. Günümüze dek yürürlüğe konulan varlık barışı düzenlemeleri bağlamında kara paranın aklanmasının önlenmesine yönelik mali eylem görev gücü tarafından ülkemize yönelik herhangi bir eleştiri de yöneltilmemiştir. Ayrıca ülkemize yurt dışından gelen transferler varlık barışı kapsamında olsun veya olmasın, olsun veya olmasın, ilgili mevzuatı kapsamında MASAK tarafından inceleme ve araştırmaya tabi tutulmaktadır. Arkadaşlar. Bunun yanı sıra mali eylem görev gücü sürecinde atılması gereken adımlarda kararlılıkla atılmaktadır. Ülkemizin FATF 4. tur karşılıklı değerlendirme raporu Ekim 2019'da kabul edilmiş olup anılan raporda ülkemiz 12 tavsiye bağlamında kısmen uyumlu, uyumsuz seviyesindeyken yine atılan adımlar sonucunda günümüzde bu rakam 6'ya inmiştir. Ayrıca ülkemiz özel önem atfedilen mali görev, eylem görev gücü standartlarının tamamına asgari olarak geniş ölçüde uyumlu olarak kabul görmektedir. FATF tavsiyelerinin gereklerinin yerine getirilmesi ve gri liste sürecinin sonlandırılması için gerekli tüm adımlar kararlılıkla atılmıştır. Atılmaya Sayın devam Altay, edilecektir. Tamam konuşuyor söz onun. Size şimdi söz gördünüz ki. Size söz vermedim. Varlık barışları nedeniyle eleştiri almış mıyız, almamış mıyız? Varlık barışları düzenlemeleri vergi ile ilgili ama siz her zaman olduğu gibi konuyu saptırmakla meşgulsünüz. İşte ancak buna, ancak böyle. Ne demişiz? Meclis yurt dışındaki varlıklarınızı ülkemize getirin, kayıtlarınızı alın, biz de bununla ilgili vergi problemi çıkarmayacağız. Söylediğimiz bu. Varlık barışı uygulamaları kapsamında sadece bildirim ve beyana konu edilen varlıklar nedeniyle bir vergi incelemesi ve vergi tarihiyatı yapılmaması imkanı sağlanmakta. Varlık barışı uygulaması ile bildirime veya beyana konu edilen varlıkların mevcut mevzuatımız ki buna kara para ile mücadele dahildir çerçevesinde incelemesinde ve gerekli yasal işlemlerin yapılmasında herhangi bir kısıtlayıcı hüküm asla yoktur. Kurumlarımız görevlerini titizlikle yerine getirmektedirler. Ortalığı bulandırmak, yasa dışı işlemleri teşvik eden bir hükümet olarak bize iftira atmak en basit tabirle insafsızlıktır. Sayın bu millete ihanettir, bu ülkeye ihanettir. Bu normal bir görüntü değil ki bu, normal. Meclisle milletvekiliyle izah edilebilecek bir şey değil yani. Kaldı ki bu kadar, bakın burası da çok önemli, burayı da dinleyin. Hani genel başkanınızın söylediği bir şey var ya, cari işlemleri kapatmak için diye bir başka iftirası var. Bakın, kaldı ki bu kadar abarttığın ey Kılıçdaroğlu, varlık barışı kanununda bu yıl ülkemize gelen döviz tutarları karşılığı, yani bu yılın ortalama dolar kuru ile sadece 1,57 milyar dolardır. 1,5 milyar dolar. Hepsi bu konuştuğunuzun. Ülkemiz bu cüzi paranın kat be kat üstünde milli gelire sahip bir ülkedir. Vakarlı bir ülkedir. Gururlu bir ülkedir. Onurlu bir ülkedir. Bu onursuzluklara asla ve asla prim vermez. Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve uyuşturucuya bağlı suç gelirleri operasyonları da bizim dönemimizde gerçekleştirilmiştir. Mücadelemizin genel verileri açısından 2022 yılının ilk 10 ayında 200 bin operasyon olayda 255 bin şüpheliye yasal işlem yapılmıştır.
23.419 narkotik şüphelisi tutuklanmıştır. 2022 yılında 1 ton 961 kilogram kokain yakalanması bile bu iddiaların, uyuşturucularla ilgili her türlü iddiaların alenen yalan olduğunu ortaya koymaktadır. Madde bağlantılı can kayıplarının 2017'den bugüne 1/3'e kadar azalması da uyuşturucu ile mücadelemizde doğru adımlar attığımızın başka bir kanıtıdır. Bu mu sizi rahatsız ediyor? Uluslararası ölçekte 15-64 yaş aralığında hayatında en az bir kez madde kullanan kişilerin oranı Avrupa Birliği için %29, dünya geneli için %5,6. Bu oran ülkemizde ise 2018 araştırmalarına göre %3,1 olarak tespit edilmiştir ve aynı oranda devam etmektedir. %29 nere? %3,1 nere? Terörle mücadele nasıl kırmızı çizgimizse uyuşturucuyla mücadelede aynı şekilde kırmızı çizgimizdir. Siz kara para aklamayı da uyuşturucu trafiklerini de o karanlık danışmanlarınıza sorun. İçişleri Bakanımız da Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gerekli cevapları vermiştir her türlü sorularınıza ve itham ve iftiralarınıza karşı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve bakanlarının uyuşturucuyla ilişkili olduğuna dair elinde bilgi veya bulgu olup da açıklamayan namerttir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, fiyat istikrarı konusunda da eleştiriler gelmişti. Gıda fiyatları, enerji, ham madde fiyatları, döviz kuru, girdi maliyetleri, arz ve talep gibi birçok faktör ve eğilimden etkilenmekte. Tarım girdi fiyatlarında yıllık artış oranları incelendiğinde başta gübre, enerji ve yağlar olmak üzere tarımsal girdi fiyatlarında küresel düzeyde yüksek artışlar dikkat çekmektedir. Ülkemizde küresel fiyatlardaki artışlardan tabii ki olumsuz etkilenmiştir. Çiftçimizin emeğini, bereketini bu küresel piyasalardaki artışlardan korumak için hızlı bir şekilde gübre ve mazot desteklerini devreye aldık. 2023 yılında mazot desteğinde ürün bazında %203,395, gübre desteğinde %130,163 arasında değişen oranlarda artış sağladık. 2023 yılı bütçesinde 2022 yılı bütçesine göre mazot desteğini %282, gübre desteğini %140 oranında artırıyoruz. Bu çerçevede mazot desteği için 12 milyar lira ve gübre desteği için 4,9 milyar lira olmak üzere toplam 16,9 milyar lira ödenek öngörüyoruz. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin verdiği 100 bin lira tutarındaki faizsiz kredi miktarını 200 bin liraya çıkardık. Bunun da 100 bin liralık kısmının aynı olarak mazot ve gübre alımında kullanılması şartını getirdik. Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarını engellemek amacıyla haksız fiyat değerlendirme kurulu oluşturulmuştur. Kamunun yanı sıra tüketici ve özel sektör temsilcilerinin de yer aldığı haksız fiyat değerlendirme kurulu tedarik zincirinde serbest piyasa koşullarının sağlıklı ve düzenli işlemesine katkı sağlamayı ve tüketicilerimizi korumayı amaçlamaktadır. Ticaret Bakanlığımız tarafından başta gıda ve temel ihtiyaç maddeleri olmak üzere piyasadaki fiyat gelişmeleri yakinen takip edilmektedir. Kurul dosyaları incelerken alış fiyatları ile satış fiyatları arasındaki artışları ay bazında değerlendirerek girdi ve diğer üretim maliyetleri de yine
herhangi bir artış olmamasına karşın satış fiyatlarını haksız bir şekilde artıran firmalara cezai işlem uygulamaktadır. Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk denetimlerine ara vermeden devam edilmektedir. Fiyat istikrarını sağlamak ve vatandaşımızı enflasyonun altında ezdirmemek için gereken politikaları hızla uyguluyoruz. Bu kapsamda en düşük devlet memuru aylığı 2022 yılı Ekim ayı itibariyle 9.105 liraya yükseltilmiştir. SSK ve Bağkur emekli aylıklarında ise %78,6 oranında kümülatif artışlar yapılmıştır. Vergi indirimleri vasıtasıyla vatandaşların fiyat artışlarından en az düzeyde etkilenmesi amacıyla 2022 yılında 276,8 milyar lira vergi gelirinden vazgeçilmiştir. 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere asgari ücret net 5.500 lira olmuştur. 2021 yılına göre net asgari ücretin kümülatif artış oranı yaklaşık %95'tir. Ayrıca tüm ücretlilerin asgari ücret düzeyine kadar olan gelirleri gelir ve damga vergisi dışında bırakılarak tarihi bir adım atılmıştır. Bunun yanı sıra mevcut fiyatlar çerçevesinde vatandaşlarımıza doğalgazda 75, elektrikte %75, elektrikte ise birinci kademede %50 sübvansiyon sağlıyoruz. Haziran 2023 ayı sonuna kadar işverence, işçiye elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere aylık 1000 liraya kadar yapılacak ek ödemeler gelir vergisinden ve sigorta primi tutarından istisnadır. İstisna tutulmuştur. Haziran yine son iki kararını işçi ve işveren kesiminin oy birliğiyle alan asgari ücret komisyonu da 2023 yılı asgari ücretini belirlemek üzere çalışmalarına başlamıştır. Asgari ücretin toplumun tüm kesimleri tarafından memnuniyet sağlayacak bir düzeyde işçi ve işveren taraflarının tam mutabakatıyla belirleneceğine de yürekten inanıyoruz. Kitler yağmalanıyor diye içi, arkası boş ifadeler kullanıldı. Vatandaşa verilen biraz önce ifade ettiğim doğalgaz desteğini yağmalama olarak gören bu zihniyeti milletimize havale ediyoruz. Beyler, bu ülkenin kaynaklarını başkaları gibi IMF'e peşkeş çekmiyoruz. Vatandaşımıza verdiğimiz doğalgaz katkısını yağmalama olarak gören bu zihniyete millete değil de IMF gibi kuruluşlara kaynak akıtmak isteyen bu zihniyete milletimiz yetki vermedi, vermez, vermeyecek. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, kur korumalı mevduat yöntemi objektiften son derece uzak şekilde hedef alındı. Türkiye'de de 2021 yılı son çeyreğinde ortaya çıkan ve ekonomik bir temeli olmayan döviz kurlarındaki oynaklığın önüne geçmek amacıyla Aralık 2021'de devreye aldığımız kur korumalı mevduat ve katılma hesapları vatandaşlarımızın göstermiş olduğu ilgi ve destek sayesinde finansal sistemin istikrarını sağlamış ve ortaya çıkabilecek sorunları büyümeden önlemiştir. KKM sayesinde bankaların temel fonlama kaynağı olan TL mevduatlarının ortalama vadesi de iki katına çıkmıştır. Böylece bankacılık sektörü daha öngörülebilir bir çerçevede reel sektöre uygun maliyetlerle kredi imkanları sunmaktadır. KKM uygulamasının döviz kuru dalgalanması ve diğer makroekonomik göstergeler üzerindeki olumlu etkileri göz önünde bulundurulduğunda, yani resmin bütününe baktığımızda maliyeti sınırlı kalmaktadır. KKM'nin bütçeye maliyeti aylar itibariyle azalmış
ve Kasım ayı içerisinde bütçeden herhangi bir aktarım yapılmamıştır. Yine Sayın Kılıçdaroğlu, kur korumalı mevduatla ilgili anayasada vergi kanunla konulur ve kaldırılır der. Siz uygulamayı yapıyorsunuz ama anayasayı da hukuku da bilmiyorsunuz. Siz önce vergiyi koyup sonra kanunu çıkarıyorsunuz. Verginin kanuniliği ilkesi ihlal edildi diyor. Şimdi kur korumalı, şunu izah etmek isterim. Kur korumalı mevduat ürünü nihayetinde bir bankacılık ürünü ve mevduat çeşididir. Dolayısıyla bir bankacılık ürününün devreye girmesi tamamen bankacılık esaslarına göre gerçekleşmektedir. Diğer yandan KKM için ödenecek hazine katkısı ise uygulamadaki vade seçeneğine bağlı olarak 22 Mart 2022 tarihinde yapılacaktı. O tarihten çok daha önce, sonra değil bakın, o tarihten çok daha önce Ocak ayı içerisinde bu katkıya istinaden kanuni düzenleme yapılmış ve Yüce Meclis tarafından kabul edilmiştir. Sayın Kılıçdaroğlu bir kez daha yanlış bilgilendirilmiştir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, borçlanma ve faiz ödemeleriyle ilgili temelsiz yorumlar da yapıldı. Borç istatistiklerini nominal veriler üzerinden değerlendirerek analiz etmenin doğru bir yaklaşım olmadığı, değerlendirmenin gerçekçi ve karşılaştırılabilir olabilmesi için uluslararası literatürde olduğu gibi kamu borç verilerinin milli gelire oranının temel gösterge olarak kabul edilmesi önem arz etmektedir. Bu kapsamda faiz harcamalarının milli gelire oranı 2002 yılından günümüze kadar ciddi bir azalış göstermiştir. Faiz harcamalarının milli gelire oranı 2002'de %14,3 iken 2021 yılında %2,5'a kadar gerilemiştir. 2002 yılında faiz harcamalarının toplam harcamalardaki payı %43,2 iken 20 yıllık dönemde yürütülen politikalar sonucunda Ocak-Ekim 2022 döneminde %11,5'e düşürülmüş. Görüldüğü üzere hangi açıdan bakılırsa bakılsın uygulanan ekonomi politikalarının en önemli çıktılarından birisi bütçe üzerindeki faiz yükünün azaltılması olmuştur. Diğer taraftan bir yılda toplanan vergi gelirleriyle borcun vadesi boyunca ödemesi yapılacak faiz ödemelerini birbirine oranlayarak analiz yapmak doğru bir yaklaşım değildir. Böyle bir kıyaslama yapılacaksa cari yılda yapılan faiz harcamasının aynı dönemde toplanan vergi gelirlerine oranına bakılmalıdır. Bu açıdan bakıldığında ilk 10 aydaki toplam faiz harcamalarının toplanan vergi gelirlerine oranı yalnızca %14,7'dir. Yıl sonu itibariyle de bu oranın %14,5 seviyesinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu rakamlar dışarıda hazırlanıp elinize tutuşturulan raporlarda yazmaz, görüştüğünüz büyükelçiler de size söylemez. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, icraat değil, mazeret üretiyorsunuz diye ifadeler kullandınız ya, kamu özel işbirliği yöntemiyle yaptıklarımızı anlatsak bile yetmez, bırakın diğerlerini. Öncelikle konuya en geniş açıdan bakınca ülkemizin ihtiyaç duyduğu büyük kaynak gerektiren ve yatırım süresi uzun olan altyapı yatırımları öncelik verilmesi gereken alanların başında gelmektedir. Kalkınma mücadelesinde Türkiye'nin büyüme hedeflerine ulaşabilmesi için birçok altyapı projesini aynı anda hayata geçirmesi gerekmektedir. Bu bağlamda bütçe imkanlarının yanında köy modelini altyapı yatırımı finansmanında da kullanabilmemiz bir zarurettir. Yalnızca Türkiye değil, bir yandan gelişmiş ekonomiler, diğer yandan gelişmekte olan ekonomiler yatırım ihtiyacını karşılayabilmek için altyapılarını büyütmek ve modernize etmek için köy modelini kullanmaktadır.
köy modeliyle klasik yöntemle yapımı uzun yıllar sürecek yatırımların daha fazlası daha kısa sürelerde tamamlanmaktadır. Bu projelerin finansman sorumluluğu özel sektördedir. Yatırımı yapmak, inşaatı tamamlamak ve sözleşme sonuna kadar işletmek sorumluluğundaki özel sektör tüm bu süreçler için uzun vadeli finansmanı yurt dışından temin etmektedir. Unutulmamalıdır ki bu projeler uzun dönemli ödeme avantajı ile hızlı bir şekilde tamamlanmış projelerdir. Yatırım projelerini kısa dönemli değerlendirmek suretiyle kasıtlı yanlış okumalar yapılmakta, kısa sürede hayata geçirilen bu projelerin ülkemizin rekabet gücüne sağladığı katkı göz ardı edilmektedir. Köy modelinin iftihar projelerinden olan şehir hastanelerimizin büyüklüğü özellikle plan bütçe görüşmelerinde de özellikle dile getirildi. İddia edilenin aksine hastaların bütüncül sağlık hizmetine ulaşmasını kolaylaştırmaktadır. Bu hastanelerin yüksek yatak kapasitelerinin yanında acil durumlarda mevcut kapasitenin üstüne kapasite artırım imkanı da mevcuttur. Şehir hastanelerimiz sadece kendi illeriyle de değil, çevresindeki geniş bir bölgeye de hizmet vermektedir. Robotik cerrahiden en uç görüntüleme yöntemlerine kadar tüm tedavi ve tetkik yöntemleri bu merkezlerde bir arada vatandaşa sunulmaktadır. Ve her türlü imkanlar da sunulmaktadır aslında. Büyüklüklerine uygun kapalı otopark kapasitesi ve toplu ulaşım alternatifleri oluşturmak. Yine hasta nakillerini kolaylaştıracak ambulans helikopterler için heliportlar gibi imkanları da mevcut. Bu hastanelerimizin en önemli kazanımlarından biri de deprem gibi afetlerde düşünülerek yapılmış olmaları. Şehir hastaneleri hasta garantili değil, hasta memnuniyeti garantili hastanelerdir. Plan bütçe görüşmelerindeki eleştiriler boyutunda da yine süratle tamamlayarak halkımızın hizmetine sunduğumuz iftihar kaynağımız şehir hastanelerinden Çam ve Sakur hastanemize aslında ayrıca değinmek istiyordum. Güzel de detay bir çalışma yapmıştım bununla ilgili. Ben fazla yetişemeyeceğim ama vaktim yok. Sayın Başkan müsaade ederseniz açıklarım. Vakit ilave vakit verseniz. Ama siz Sayın Fatih Altaylı'nın yazısına baksanız yeterli herhalde. Şimdilik onu söyleyeyim geçeyim. Evet, burayı atlıyorum arkadaşlar. Vaktimiz kalmadığı için. Ama ben şu kadarını söylemek isterim müsaade ederseniz. Tasarım hızı saatte 8 kilometre olan araçlar, Çamsakura ile ilgili söylüyorum, ile saatte tek yönde 70 bin yolcuya hizmet verebilecek kapasitede Başakşehir, Kayaşehir metro hattımızı tamamlayarak yine özellikle dünyanın en gelişmiş modern hastanelerinden olan bu şehir hastanemize yine bir an evvel metro ile buluşturmak istiyoruz. Aynı şekilde yollarını da yapıyoruz. Yolunu dahi yapamayanlara duyurulur. Evet, geçiyorum. Daha fazla vaktimi biraz daha soru önergelerinde sorularda harcamak istiyorum. Sayın Kılıçdaroğlu bir başka şeyi söyledi. Bu sürekli gündeme geliyor. Plan bütçede de gündeme geldi aslında. Bu soru önergeleriyle ilgili. Arkadaşlar ben söyleyeyim soru önergeleriyle ilgili. Meclisten alınanı size ifade ediyorum. Bizdeki de değil bakın. Meclis açıklamadığı için bizdekini size söylememiz belki uygun olmayabilir. Bize, ben kendi şahsımla ilgili söylüyorum, Cumhurbaşkanı yardımcılığına sadece Temmuz'a kadar, 2022'ye kadar, sonrası da var bizde. Bu tarihe kadar 8.662 adet yazılı soru önergesi veriliyor. Ve bu önergelerden 6.330'u toplamda cevap veriliyor. Yani cevap verme oranımız %73,72. Ve öyle sorular var ki buraya getirsem isterseniz bir gün getireyim okuyayım. Siz bile hayret edersiniz. Hadi canım dersiniz. Milletin verdiği yetki bu kadar istismar edilir mi dersiniz. Başka bakanlıklarımızı da söyleyeyim. Bakın plan bütçede de açıkladım. Gene açıklıyorum.
Aile Sosyal Hizmetleri Bakanlığı %100, Çevre Şehircilik Bakanlığı 83,92, Dışişleri Bakanlığı %95, Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı %94, Gençlik Spor 95, Hazine Maliye 82,83, İçişleri 57,20, Kültür Turizm 65, devam ediyor böyle. Milli Eğitim 93, Milli Savunma 93. Yani gerçekler bunlar. Devam ediyor. Şimdi bir başka soru vardı. O da şuydu. Yine tek kişilik hükümet danışmanının kitabında geçmekte. O zaman gelecek, burada bütçesini savunacak. Parlamentoda halkın seçmediği atanmışlar bütçeyi savunuyor diyor. Sayın Hatip'e tavsiyem daha çok anayasa hukuki kitabı okuması ya da bu yeterlilikte danışmanlar edinmesidir. Çok basit bir anayasa hukuku bilgisidir ki parlamenter sistemde yürütme görevi bakanlar kurulu ve cumhurbaşkanınca başkanlık sistemlerinde ise başkan tarafından yerine getirilir. Amerika'da da örneğin bir başkanlık sistemi örneği olduğu için söylüyorum. Yürütme görevi seçilen başkanca üstlenilir. Bu bizim sistemimize özgü bir şey değil. Burada bu bütçenin kim tarafından sunulacağı, bizzat Yüce Meclisimiz tarafından meclis iş tüzüğünün 62. maddesinde belirlenmiştir. Burada bu sunumu yapmamızın sebebi Yüce Meclisimizin iradesidir. Anayasa ve meclis iş tüzüğü bütçe sunum hakkını Cumhurbaşkanı yardımcısına veya bir bakana verebilmekte. Yine Sayın Başkan müsaade eder, ilave süre verirse ben açıklamaya devam edebilirim soruları. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 100. yılın bütçesiyle sabahtan beri sorularınıza cevap veriyorum zaten. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına, Türkiye yüzyılına güçlü bir başlangıç yapıyoruz. 2053-2071 hedeflerimizi de dahil ettiğimiz Türkiye Yüzyılı programımızda bu millete sözümüz, sevdamız, ahdimiz var. Türkiye Yüzyılı yerli, milli sağlık teknolojileriyle, yüksek teknolojik cihazlarla donanımlı hastaneleriyle ve sağlıkta dijitalleşmeyle sağlığın yüzyılı. Otonom yol ve araçlar, ulaşımda bulut, bilişim, data, hub uygulamaları, depo otomasyonu ve yeşil mobilite ile ulaştırma ve altyapımızın yüzyılı. Okullaşma oranı ile daha da artırılmış sanal gerçeklikle desteklenen merkezi mesleki eğitim kurumları, ARGE merkezlerini de barındıran liseleriyle eğitimin yüzyılı. Kendi enerjisini üreten sosyal konutlar ve yeşil koridorlarla örülü akıllı yerleşim alanlarıyla şehirciliğin yüzyılı olacak. Türkiye yüzyılı vizyonumuzun öncelikli hedeflerinden birisi ülkemizde huzurun kökleştirilmesidir. Güvenliğimize yönelik tehditler sınırlarımıza dayanmadan, kaynağımızda bertaraf eden, yerli milli teknolojilerle donanmış etki alanı, üç kıta ilgi alanı ise bütün dünya olan bir milli savunma anlayışıyla stratejik güvenliğin yüzyılı olacak. Türkiye yüzyılı yeni hidrokarbon keşifleri, nükleer güç santralleri, nadir cevherlerin işlenmesi ve artan yenilenebilir enerji kapasitesiyle enerjinin yüzyılı ve 2023 yine bütçe kanunu teklifimizde bu uzun görüşlü vizyonumuzda hazırladık ve arkasındayız. Bunu yapacak kadrolara gelince bizim kadrolarımızı üçüncü sınıf diye itham edenlere şahsım ve tüm kabine arkadaşlarım adına sesleniyorum. Buyurun Sayın Oktay. Senin tüm kadrolarına tüm alanlarda atadığın 70 kişilik toplama danışmanlarının tamamına da, tüm kadrolarına da açıkça meydan okuyoruz. Hodri meydan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri,
2023 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu teklifiyle 2021 yılı merkezi yönetim kesin hesap kanunu teklifinin ülkemiz ve milletimiz için bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyorum. Görüş ve eleştirileriyle 2023 yılı bütçemizin oluşmasına katkı sağlayan başta plan ve bütçe komisyonu başkanı ve üyeleri olmak üzere tüm milletvekillerimize, sizlere ve yine bütçenin hazırlanmasında yoğun emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başta Sayın Meclis Başkanımıza ve siz... Bitti Sayın Başkanım. Başta Sayın Meclis Başkanımıza ve siz değerli milletvekillerimize teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.